yapmak. Ayrıca BM'de düzenlenen iki önemli etkinliğe katılmak için New York'a geldik dün itibariyle. Bu toplantıların bir tanesi gıda güvenliği ile ilgili, biraz sonra başlayacak. Diğeri ise yarın göçle ilgili. Küresel göç sorununu ele alacağımız bir toplantı olacak. Bu vesileyle tabii çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyoruz. Sabah İtalyan Dışişleri Bakanı ile görüştüm. BM Genel Sekreteri ile aynı şekilde görüştük. Avrupa Birliği İçişlerinden sorumlu Komiser Johansson'la yine bir görüşme gerçekleştirdik. Ve bugün ve yarın çok sayıda ilave ikililerimiz olacak. Dün Amerika'da yaşayan Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldik. Bu sabah Amerikan Yahudi toplumunun temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Yine Senegal Dışişleri Bakanı ile, Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştireceğiz bugün ve yarın. Hollanda Göç Bakanı ile de görüşecektik ama herhalde iptal etmiş. Yine Macaristan Dışişleri Bakanı Siyarto ile, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. O arkadaşlarımız da biraz önce bahsettiğim toplantılara katılmak için New York'a geldiler. Biraz önce Antony Blinken'la stratejik mekanizmasının bakanlar düzeyinde ilk toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıya geçmeden önce basına kısa demeçler de verdik. Belki takip etmişsinizdir. Ve ikili ilişkilerimizle ilgili konuları ele aldık. Başta ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için atmamız gereken adımlar ve bazı ürünler üzerindeki kısıtlamalar var, ilave vergiler var, gümrük vergiler, onların kaldırılması gibi. Geçen sene yaklaşık 28 milyar dolara ulaştık pandemiye rağmen. Bu önemli bir rakam ve bu 100 milyar dolar hedefimize ulaşmak için bizleri daha da umutlandırdı. Diğer taraftan savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi F-16 konusunda gündeme getirdik. Enerji işbirliğimizin önemini vurguladık. Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Güney Kafkasya'daki durum, yine Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve Ukrayna'nın da beklentisi olan güvenlik garantileri konusunda potansiyel garantör ülkeler olarak gerekli çalışmaları koordine etmemiz gerektiğini de vurguladık. Afganistan'daki durumun etkileri de zaten ortada. Dolayısıyla Afganistan'da da bir taraftan Taliban'ın bazı konulardaki olumsuz adımları var ama diğer taraftan ülkenin, yani devletin çökmemesi gerekiyor. Terör saldırıları da artıyor. Dolayısıyla birçok ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya adaylık için başvurularını da hem basına verdiğimiz demeçte gündeme getirdik hem de toplantıda bunları ele aldık. Halkbank davası var biliyorsunuz. Bize göre tamamen siyasi motifli bir davadır. Diğer taraftan ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destek, bundan duyduğumuz rahatsızlığı sadece İsveç ve Finlandiya değil, ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin de desteğinin olduğunu, bunların sonlandırılması gerektiğini de toplantıda gündeme getirdik. Yarın işte son toplantıya katıldıktan sonra da göçle ilgili inşallah ayrılacağız. Yarına kadar böyle yoğun bir program bizleri bekliyor. Bu arada sizleri de bilgilendirmek istedik Türkiye'ye gitmeden önce. Şimdi sorularınız varsa onları biz memnuniyetle cevaplamak isteriz. Efendim, müsaadenizle benim iki sorum olacak. ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmenizde Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin ABD tarafından olumlu mesajlar aldınız mı? Bir de ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Kongre'ye bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışları, parçası satışları konusunda tavsiyede bulunmuştu. Türkiye'den gelen milletvekili heyeti vardı ve Senato'da, Kongre'de görüşmeler yaptılar ve
bu konuda hani ABD tarafından itiraz olmadığı yönünde kendilerine beyanlarda bulunulmuş. Bu satış konusunda bir gelişme var mı? Ve ilk sorumda olumlu mesaj aldınız mı anlaşmazlıklar konusunda ABD tarafından? Değerli arkadaşlar, bu mekanizmanın amacı zaten var olan sorunları çözmektir bu mekanizma çerçevesinde. Özellikle Biden'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Roma'da yaptığı ikili görüşmede kararlaştırıldı. Ve amaç ne? Aramızda anlaşmazlıklar var, sorunlar var. Bu sorunları çözelim. Bunların bir kısmını biraz önce söyledim. Özellikle iki tanesini vurguladım. Diğer taraftan ikili ilişkileri nasıl daha, özellikle ticaret hacmi dahil, ekonomik ilişkileri nasıl daha ileri götürebiliriz? Ayrıca bugün farklı alanlardaki NATO içinde ve ötesinde olan işbirliğini yeni alanlarda nasıl geliştirebiliriz? Yani sadece işbirliğini geliştirmeye değil, sorunların çözülmesine de odaklanacağız bu mekanizma çerçevesinde. Bu anlamda da son derece pozitif bir görüşme gerçekleştiğini size söyleyebilirim. Tabii bu ilk toplantı bakanlar düzeyinde, daha önce dış bakan yardımcıları düzeyinde Nuland'ın Ankara ziyareti marjında bakan yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'la beraber bu görüşme gerçekleşmişti. Şimdi bakan düzeyinde, daha ileride bakan düzeyinde ve inşallah liderler düzeyinde de toplantılar olacak bu konuda. Biz bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Daha önceki yol haritaları veya yine Suriye'nin kuzeydoğusunda o zamanki başkan yardımcısı Pence'in ve Dışişleri Bakanı'nın gelişiyle, Pompeo'nun gelişiyle üzerinde mutabık kaldığımız ortak açıklamanın uygulaması konusunda problemler oldu. Amerika'dan kaynaklanan problemler oldu. Uygulanmadı. Sözlerinde durmadılar. Ama bu mekanizmanın sonuç odaklı olmasını istiyoruz. Diğer taraftan F-16 ile ilgili tabii Dışişleri Bakanlığı'nın kongreden gelen bir mektuba verdiği cevabı mektup önemli. Ve F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin sadece Türkiye için değil, bir müttefik olarak NATO için de ABD için de önemli olduğunu vurguluyor. Kısaca söylemek istediği bu. Şu anda teknik düzeyde askerler arasındaki görüşmede son derece olumlu seyrediyor. Tabii ki kongre üzerinde de çalışılması gerekiyor. Şu ana kadar kongreden gelen mesajların genel ekseriyeti de olumlu. Büyükelçimiz Murat Bey arkadaşlarımız da yoğun temas halindeler. En son gelen parlamenter heyette çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Ve bunun üzerinde tabii hem Amerikan yönetiminin hem de bizim kongre üzerinde bu pozitif yaklaşımı devam ettirmeleri ya da daha da pozitif hale gelmesi için çalışmaları devam ettirmemiz lazım. Efendim, İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı konusunda biz somut olarak hangi ilk adımlar ne olması gerekiyor? Yani İsveç'in mesela işte PKK unsurları var. Türkiye yaptıkları yaptırımlar var galiba. Biz somut olarak hangi adımları istiyoruz acil? Şimdi bizim istediğimiz nedir? Gerek bu iki aday ülkeden, gerekse müttefiklerden. Bugün güvenlik tehditleri var. Farklı kaynaklardan, farklı sebeplerden dolayı. NATO nedir? Bir güvenlik anlaşması, ittifaktır yani güvenlikle ilgili. Aynı zamanda bu ne demektir? Dayanışma gerektirir. Yani müttefiklerin herhangi birisi bir tehditle karşı karşıya kaldığı zaman buna karşı diğer müttefiklerin destek vermesi gerekiyor. Şimdi ne diyor NATO? Ukrayna'daki savaşa taraf olmayacağız ama herhangi bir NATO ülkesine bir saldırı olursa gereken cevap verilecektir, değil mi? Bu bir dayanışma göstergesidir. Dolayısıyla şimdi müttefiklerin ve ya da aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Neymiş efendim de DAEŞ'le mücadele için bunları veriyorlarmış. Peki bu verdiğiniz silahlarla bize saldırıyorlar. Güvenlik görevlerimiz, askerimiz, sivil insanlarımız şehit oluyor. Bu silahlarla yapıyorlar. Diğer taraftan tabii ki
müttefik olmak isteyen ülkenin ya da müttefiklerin başka bir müttefiğe karşı savunma ürünleriyle ilgili kısıtlama getirmesi de kabul edilemez. Bu ancak düşman gördüğün bir ülkeye karşı alınacak bir tedbirdir. Şimdi gerekçesi ne? Yine gerekçesi bizim PKK ile yaptığımız mücadele. Yani PKK'yı kendilerine daha yakın görüyorlar. Şimdi bu kabul edilebilecek bir şey mi? Diğer taraftan diyelim ki üye oldu. Üye olduktan sonra şimdi üye oluncaya kadar Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılayalım. Ondan sonrasına bakarız. Yaklaşımı olabilir. Dolayısıyla biz şundan da emin olmak istiyoruz. Gerek şu andaki müttefiklerimizin ya da gerek olmak isteyen NATO üyesi olmak isteyen ülkelerin olası bir üyelikten sonra da aynı tutumu sergilemesi gerekiyor. Bunların garantisi olması lazım. Yani sonuçta Türkiye'nin bu konudaki endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor. Ama bu endişelerin de karşılanması gerektiğini de biz net bir şekilde söylüyoruz. Biz sadece sözle değil, uygulamada. Bu sadece İsveç ve Finlandiya için değil, diğer müttefikler için de geçerli bir şarttır. Bu garantiyi Amerika'dan mı istiyoruz? Biz Amerika'dan niye garanti isteyelim? Şimdi Amerika'dan istediğimiz şu, sen de müttefiksin. Bir, biraz önce bahsettiğimiz ürünler dahil, işte katsa yaptırımlar dahil. Yani bunların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. İki, Amerika'nın kendisinin de PKK ve YPG'ye Suriye'de desteği kesmesi lazım. Yani DAEŞ'le mücadele ediyor, kisvesini kimse inanmıyor. Biz de inanmıyoruz. Toplum da inanmıyor. Kendileri de biliyorlar zaten. Yani bunların bu Suriye'yi bölme ajandasına destek verilmemesi gerekiyor. Şimdi diğer ülkeler de var. Şimdi Danimarka'da destek veriyor. Onu ne yapacağız? Başka ülkelerin de, Almanya dahil bazı ülkelerin de savunma sanayi ihracatında kısıtlamaları var. Her ülke ya da NATO olarak genel sekreterin de zaten böyle bir çabası var. Yani müttefiklerin birbirine bu tür yaptırımlara tevessül etmemesi gerekiyor. Ya da müttefikler arasında böyle yaptırımların olmaması gerektiğini söylüyor. Bir girişim de başlattı genel sekreter Stoltenberg. Yani sonuç itibariyle her müttefiğin NATO'nun ve üye olmak isteyen ülkelerin de bu doğrultuda ayrı ayrı sorumlulukları var. Kolektif sorumluluk da var. Amerikalı mevkidaşınızla görüşmeye girerken net olarak bu mesajı verdiniz aslında. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesini istiyoruz diye. Siz görüşmedeyken de Birleşik Devletler Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan Türkiye'nin endişelerinin giderileceğine eminiz şeklinde bir açıklama geldi. Blinken'la görüşmenizde Blinken'dan aldığınız izlenim neydi bu noktada? Az önce bize de bahsettiğiniz Türkiye'nin kaygıları noktasında. Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi konusunda gerekli mesajları kendileri de vereceklerini söylediler. Bunu o gün Berlin'de yaptığımız görüşmede de NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da daha sonra da birçok müttefikten de duyduk. Evet, bu ülkelerin üye olmasını istiyoruz ama müttefiğimiz Türkiye'nin de meşru endişeleri var. Bunun karşılanması gerekir. Verilen mesaj bu. Blinken de aynı şeyi, aynı mesajları vereceklerini söylediler. Biliyorsunuz Sullivan bugün Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşmesi oldu. O görüşmeden sonra yapılan açıklama. İbrahim Bey de zaten görüşmeyle ilgili bilgileri bize aktardılar. Yani sonuçta aynı mesajları, iki taraftan da aynı mesajları bugün görmüş olduk. Bir de Biden yönetimi özellikle bu F-16 satışı başta olmak üzere Türkiye'ye silah satış konusunda istekli olduğunu Kongre'ye gönderdiği mektupta ve telkinlerinde de ortaya koyuyor. Beyaz Saray'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan yapılan açıklamalara baktığımızda da özellikle Türkiye ile savunma işbirliği başta olmak üzere birçok ikili alanda işbirliğinin önemine vurgu yapılıyor. Bundan sonraki süreçte Türk-Amerikan ilişkilerinde stratejik ortaklık olsun ve diğer bahsettiğimiz ticaret ortaklıklarında nasıl bir ivme bekliyoruz? Şimdi Türkiye'nin gerek küresel barış için gerekse önce Covid, şimdi Ukrayna'daki savaş sebebiyle özellikle gıda güvenliği ya da tedarik zinciri konusunda çok önemli bir ülke olduğu herkes tarafından görüldü, anlaşıldı. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliği yapmanın önemi de anlaşılmış oldu. Bunu ABD de görüyor. Yanı başımızdaki ülkeler de, Avrupa Birliği ülkeleri de görüyor.
Zaten ötesinde de bunun var olduğunu söylemek isterim. En son Latin Amerika turumuzda da tüm ülkeler tarafından bu dile getirildi. Dolayısıyla sizin söylediğiniz bu alanlarda bizim ABD ile işbirliğimizi geliştirmek sadece iki ülkenin çıkarına değil, karşılıklı güvene dayalı olması gerekir her şeyden önce. Bölgemiz ve ötesi için de önemli. NATO için de önemli, Avrupa için de önemli, Afrika için, Orta Doğu için, Kafkaslar işte biraz önce bahsettik. Dünyanın bu bölgesi için de önemli. Latin Amerika bölgesi için de önemli. Dolayısıyla zaten bu stratejik mekanizmanın kuruluş amacı da budur. Bu alanlarda sizin söylediğiniz alan ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek. Yani sorunları çözerken. Bir konuşma yaptı Amerikan Kongresi'nde. Kıbrıs konusunda bazı ifadeler sarf etti ve ayakta alkışlandı bu konuşması. Şimdi sizin bahsettiğiniz Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki aslında sürüncemede kalan konuların neredeyse tamamına yakını Amerikan Kongresi'ni doğrudan ilgilendiren kararlarla bağlantılı. Kasım ayında da aynı zamanda seçim olacak burada biliyorsunuz. Ara seçim var. Dolayısıyla bu önümüzdeki sürece dair, hani seçim sürecine kadar hangi meselelerin çözülmesini bekliyorsunuz? Amerikan Kongresi'nde seçimden sonraki süreç Türkiye ilişkileri nasıl etkilenecek? Bir de çok kısaca şunu söyleyeceğim. Türkiye-İsrail arasında bir yakınlaşma görüyoruz son dönemde. Siz burada Yahudi cemaatinin, Yahudi toplumunun temsilcileriyle de görüştünüz. Burada acaba özellikle kongre etkisi anlamında da İsrail tarafıyla bir yakınlaşma, bir işbirliği, konuşma, görüşme söz konusu mu? Elbette İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi bu anlamda. Yani buradaki Yahudi, Amerikan Yahudi toplumuna etkisi, pozitif etkisi oluyor. Bu kaçınılmaz bir şekilde oluyor. Ama sadece bizim ABD ile ilişkilerimizi buna indirgemek, sadece bu normalleşmeye bağlamak da doğru değil. Öncelikle Yunanistan ve Kıbrıs konusunda yani tüm dünya biliyor kim nerede alkışlanırsa alkışlansın. BM de çok iyi biliyor. Bugüne kadar 55 yıldır tüm planları, tüm çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. Bu bir gerçeği değiştirmez. Anan planını kimin reddettiği herkes tarafından biliniyor. Kran Montana'da masayı kimin devirdiğini herkes biliyor. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. Amerikan Kongresi'nde konuşan herkes ayakta alkışlanılıyor. Hatta sık sık ayakta alkışlanılıyor. Biz NATO ile birlikte gittiğimiz zaman da gördük NATO toplantısında. Yani bu bir gelenektir, olabilir. Ondan da hiçbir şey, gocunacak bir şeyimiz yok. Ona vurgu yaptınız. Ama biz bugün yaptığımız görüşmede mevkidaşım Blinken'a Kıbrıs konusunda ve Yunanistan-Türkiye politikalarında hep bir denge gidiyorlardı. Ama son zamanlarda bu dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendisi de bu dengeyi koruyacaklarını söylediler. O yüzden bu konularda tarafsız olması gerekiyor. ABD'nin ve diğer ülkelerin objektif olması lazım. Hak ve hukuktan yana olması gerekiyor. Amerika'da seçim bitmez. Bir seçim başlar, başka bir seçim ertesi gün bir seçim biter, ertesi gün bir sonraki seçimin çalışmaları başlar. İki yılda bir de çalışmalar, hep seçim atmosferi hiç bitmez. İşte primary'lar oluyor, o oluyor, bu oluyor, işte biliyorsunuz burada da dün bazı partilerin adaylıkları konusunda bazı eyaletlerde primary'lar oldu. Oluyor, seçim hiç bitmez. O yüzden bugün seçim var, yarın seçim olacak gibi düşünerek hareket etmemek lazım. Elbette kongrenin rolünü biz de biliyoruz, ABD yönetimi de biliyor ama bunun üzerinde çalışmak da bizim görevimiz. Sadece seçimlere veya işte kongredeki duruma göre hareket edersek mesafe kat edemeyiz. Yönetimin atması gereken adımlar var, kongreden izin almaları gereken konular var. Tüm bu konularda biz yapıcı ve samimi olursak netice elde ederiz. Amacımız da bu. Ya Biden yönetimini bu noktada samimi buluyor musunuz o zaman? Şimdi ben kimsenin samimi testini yapmam. Ama sözlerinde durmadıkları zaman da açıkça söyleriz her zaman biliyorsunuz. Dolayısıyla onu samimi buluyoruz, bunu samimi bulmuyoruz demek doğru değil. Bir süreç başlattık. Bu stratejik mekanizma teklifi de Biden'dan geldi o görüşmede. Herhalde samimi ki bu teklifi yaptı. Ama samimiyeti ne zaman göreceğiz? Uygulamada göreceğiz.
bu yönlerde adımlar atabilirsek samimiyet ortaya çıkmış olacak. Benim şimdiden samimi buluyorum, bulmuyorum demem doğru olmaz. Yakışık almaz. Şimdi tabii soracak son bir şey. Halkbank davası konusunda herhangi görüştük dediniz. Hani nasıl bir şey söyleyeceksiniz? Birincisi Halkbank davası tamamen siyasi motifli bir dava. Bu gerçek. İşte FETÖ'cülerin getirip de ondan sonra verdiği sözde belgeler şunlar bunlar onların yönlendirmesiyle burada başlayan bir dava olduğunu biliyoruz. İkincisi Halkbank bir devlet kurumudur. Yargı bağışıklığı var. Yani bu gayet açık. Bunun örnekleri de var. Dolayısıyla bu konudaki beklentilerimizi de yaptığımız görüşmede dile getirdim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi biz toplantıya geçelim.